var. Öncelikle BlackBerry ürün anahtarlarını talep etmemiz gerekecek. Bunun için Google'da BlackBerry Signing Keys yazıp arama yapıyoruz. İlk çıkan sayfaya tıkladığımızda ürün anahtarlarını talep edeceğimiz bir sayfa açılacak arkadaşlar. Sayfamız geldiğinde biraz sağ tarafta alt tarafta bir opsiyon var. BlackBerry Playbook ve OS 10 için. Bunu işaretledik. Sonrasında gerekli bilgileri dolduracağız. İsim kısmı, soyadı, şirket bölümü var. Çok önemli değil. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ancak e-mail adresinizin doğru olmasına dikkat edin lütfen. E-mail adresinizi yazdıktan sonra ülke kısmını seçiyoruz. Buradan tıkladığımızda Türkiye olarak belirttik. Burada bir pin kodu soracak bize. Bu 8 haneli bir pin kodu olabilir, 6 haneli bir pin kodu olabilir. Yazıp işaretliyoruz. Önemli olan burada bu pini unutmamanız arkadaşlar. Kodları talep ettik. Bu pin numarasını lütfen bir yere not alın. Birazdan yapacağımız işlemleri de kullanacağız. Bize gerekli bilgiler 2 saat içerisinde gelecek. Bunlar maille geldiğinde 2 tane ekli dosyaya sahip olacak. Bu dosyaları masa üstüne kaydedin ve sonra kalan işlemlerimize devam edeceğiz. Bununla birlikte Java versiyonuna ihtiyacımız var. Bunun için mbtr.in/2q ve büyük E harfinden yola çıkıyoruz arkadaşlar. Sayfada lisans anlaşmasını kabul ettiğinize dair bir bölüm var. Bunu işaretliyorsunuz. Alt tarafta Windows x86 Offline yazan bölümün yanındaki dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey 32 bitlik bir Windows'a sahip olmanız gerekir. Aksi halde bu işlemler çalışmayacak. Masa üstüne indirdikten sonra Java dosyasını çalıştırıyorum. Kurulumu yapacağım. Run dedim. Kurulum ekranları geldi. Herhangi bir şey değiştirmeden kurulumu başlatıyorum. Bir süre bekleyeceğim. Kurulum işlemi tamamlanacak. Sonrasında Java'nın kurulu olup olmadığını kontrol edelim. Başlat menüsünden çalıştır kısmına girdiğinizde CMD yazıp Enter'a basıyoruz ve DOS ekranının açılmasını sağlıyoruz. Burada Java-versiyon yazıp Enter'a bastığınızda eğer bu şekilde bilgiler geliyorsa işlem başarılı demektir. Bu ekrandan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi forum sayfamızda Android 2.3.3 uygulamalarının yüklenmesiyle ilgili bir anlatım vardı. Burada Java'yı yüklemiştik arkadaşlar. Android dosya.zip yazan bir tane dosya var. Sağ tuşa basıyoruz burada. Ve farklı kaydet diyoruz. Masa üstüne Android dosya isimli dosyayı kaydediyoruz. Bu tamamen kaydolduktan sonra arkadaşlar zipli dosya içerisinden çıkaracağız. Sağ tuşa bastım. Extract direct. İleri dedim. Zipli dosya içerisinden çıkarılmasını sağladım. Bu sırada benim imza anahtarlarım gelmişti arkadaşlar. Bunun için config.txt dosyasında bir ayarlama yapacağız. Sağ tuşa basıp edit ya da düzenle dedim. Biraz önce söylediğim pin numarası burasıydı arkadaşlar formu doldururken. Buraya biraz önce yazdığım 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bir pin vardı. Buna giriyorum. Hemen altında kendinize bir şifre belirliyorsunuz. Örnek olarak ben buraya küçük harflerle Erkan yazacağım. 82 olarak belirledim. Burada device pinleri kendi yükleme yapacağınız cihazınızın pin numarası arkadaşlar. Bu pin numarasının da girişini gerçekleştiriyorsunuz. Bu cihaza özeldir arkadaşlar. Başka cihazlarda yapacağınız işlemler çalışmaz. O yüzden burada kendi pininizi doğru yazdığınıza dikkat edin. Kaydedip kapattım. Şimdi İmza anahtarlarımı masa üstünden tutup A isimli bir dosya var. A ile başlayan dosya. Bunun üstüne sürükleyip çalıştır dedim. Ve bazı dosyaları oluşturuyor bize. İşlem tamamlandı. Sonrasında arkadaşlar B create debug token yazanı çalıştırıyorum ve run diyorum. Bir süre bekliyorum. Evet, debug token dosyasını oluşturduğunu belirtti. Bakın burada debugToken.bar isimli dosya oluşmuş durumda. Şimdi bunu cihazıma yüklemem gerekiyor. Bunun için DDPB isimli bir uygulama kullanıyoruz. Daha önce kullananlar varsa direkt olarak yüklemeyi yapabilirler. Benlerden yükleyebileceğinizi de gösteriyorum şu anda.
DDPB'nin sayfasına girdiğimde Get It Here diye bir bölüm var. Buradan tıkladığımda Mediafire'ın sayfası açıldı ve Download bölümüne basarak dosyanın indirilmesini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Dosya indirildi. Şimdi kurmak için tıkladım ve Run çalıştır bölümüne bastım. Next diyorum. Burada Everyone kısmını seçiyorum. Ve tekrar Next diyerek devam edeceğim. Kurulumu bu şekilde basit halde yapabiliriz arkadaşlar. Close dedim. Sayfamı kapatıyorum. Şimdi burada cihazımızın geliştirme modunu açmış olmamız gerekiyor. Geliştirme modundaki IP adresini ve şifreyi burada yazıyoruz. Eğer bu modun nasıl açılacağını bilmiyorsanız arkadaşlar, konu içerisinde linki ve videolu anlatımı da mevcut. Buraya IP adresimi ve şifremi girişini gerçekleştiriyorum ve connect butonuna basacağım arkadaşlar. Bir süre bekleyeceğim. Cihazıma bağlantı kuracak. Evet, bağlandı şu anda. Bilgileri gözüküyor. Hemen sağ üst tarafta add diye bir bölüm var arkadaşlar. Buradan masa üstüne gidiyorum. Ve debug token'ımın oluştuğu klasör olan Android dosya içine girdiğimde bakın debug token bar dosyası var. Bunu seçip open dedim. Sol üstten kutucukları işaretliyorum ki yüklensin. Sol altta da install bölümüne basıp cihazıma kurulmasını sağlıyorum. Kısa bir süre bekledim arkadaşlar. İşlem tamamlandı. Bu ekranı şu anda kapatabilirim. Şimdi APK dosyalarımızın nasıl çevrilebileceğini göstereyim sizlere. Burada yAndroid2BB isimli bir uygulama var arkadaşlar. APK dosyalarımın olduğu klasörü açtım. Ekranın bir tarafını aldım. Android dosya isimli klasörü aldım, bir yere açtım. Sağ tarafta APK dosyalarım var. Çevirmek istediğiniz dosyayı tutup sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Ve sol taraftaki yAndroid2BB yazan dosyanın üstüne bıraktığınızda çalıştır diyoruz. Kısa bir süre bekleyeceğiz. Uyumluluğunu kontrol ediyor. Çalışıp çalıştıramayacağını kontrol edecek. Bütün işlemleri gerçekleştirdikten sonra bakın sağ tarafta Shazam APK'nın orada bir tane dosya oluşacak. Shazam.bar dosyası bu da. Tamam deyip onaylıyoruz. Ekranı kapattım. Shazam dosyam hazır. Yine aynı metotta DDPB uygulamasıyla bunun kurulmasını sağlayacağım cihazıma. Yine geliştirici modundaki IP adresimi yazıyorum. Şifremi giriş gerçekleştiriyorum altına. Ve tekrar connect butonuna basıyorum. Bağlandıktan sonra biraz önce yaptığımız gibi bar dosyasını bulacağız. Ve oradan yüklemesini isteyeceğiz. Yine add bölümünü kullanacağım sağ üst taraftaki arkadaşlar. Add butonuna bastığımda APK dosyalarım neredeyse o klasöre gideceğim. Benim dokümanlarım içinde olması gerekiyor. Evet, dokümanlarımda APK klasöründe bakın Shazam bar dosyası gözüküyor. Bunu aç dedim. Tekrar işaretliyorum kutucuğu ve install bölümüne basıyorum arkadaşlar. Bir süre bekleyeceğim. Shazam'ın kurulmasını gönderiliyor. Şu anda kurulmaya başlandı. Ve kurulum tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde Android dosyalarını cihazınıza yükleyip çalıştırabilirsiniz.